Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz bol olsun arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Niyet ettiğimiz konularda inşallah bugün falımızda güzel şeyler duyarız, güzel şeyler çıkar. Onlar da bizim önümüze böyle düşsünler, keyifli keyifli yolumuza devam edelim. Sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Gökyüzü bize iyi şeyler söylemiyor. O yüzden çok astrolojiden bahsetmiyorum sizlere ama birebir takip ediyorum diyebilirim. Ve önümüzdeki süreçlerde biraz sıkıntılı olma ihtimalimiz de yüksek. Onu da söyleyeyim yandan yandan, çok istemezdim kötü şeyler ama çok da iyi görünmüyor. Retrolarla birlikte savaş tanrımız Mars'ta yandan yandan geliyor çünkü. Neyse, orayı çok uzatmayayım. Şimdi bugünkü falımızda vallahi her şey var diyebilirim. İlişkiler de var, iş de var. Şimdi iş konularıyla ilgili neler var? Hemen başlayalım. İş konularıyla alakalı hanenizden bir kişiyle devamlı istişare halindesiniz. Sanki size böyle elinde bir kutu var, mesleğiyle alakalı olabilir, destek vermeye çalışıyor. Kan bağı olan birisi olarak görülmüş direkt. Bu aileden derken yani akraba da diye de değerlendirebilirsiniz. Sanki sizi bir yere tavsiye edecek. Elinde böyle bir ayna, o aynayı size tutmuş. Karşı yakadaki kişiye göstermeye çalışıyor sanki sizi. Hani bak, burada böyle birisi var. Bak şudur, bak budur der gibi. Aracılı bir iş bulma durumunuz varsa şayet, bu çok kısa sürede sonuçlanacak. Öncesinde böyle biraz kapalıymış gibi bir görsel var. Hani acaba olur mu, olmaz mı, süreçle alakalı belki ama önü açık görünüyor. Hızlıca bir başlangıç, hızlıca bir işe başlama durumunuz söz konusu olabilir. Hatta siz bu konularla alakalı hani böyle sanki beklerken kendinizi böyle risk almış hissedebilirsiniz. İşte sıkılmış, boşa zaman kaybediyor muyum acaba gibi düşünebilirsiniz. Ama gene tekrar ediyorum. Aile kan bağı olan bir kişiden alacağınız destekle sanki sizi bir yere çünkü böyle öneriyor. Yolunuzun açılacağı bir iş görseliniz var bugünkü falımızda. Diğer bir başka konuda iş yerinde yaşanan bir rahatsızlık. Sanki burada ayaklarınızı birisi tutmuş, bırakmıyor sizi. İş değiştirmek istiyorsunuz, izin vermiyorlar ya da işinizi yapmakta zorlanıyorsunuz. İlla ki ayaklarınıza böyle dolanmış bir kişi orada sizi tutmuş. Siz direniyorsunuz adım atabilmek için. Ama o böyle yere oturmuş baya baya güç kuvvet kullanarak sizin bulunduğunuz alandan ayrılmamanız için uğraşıyor. Nereye kadar diyeceksiniz? Tabii ki çok bir zamanı yok. Şurada bir aya kadar siz bu kişiden kurtulursunuz. Hatta bir ay 10 gün sonra diyeyim ben. Kurtulursunuz. Fakat bu kişi her kimse bu kişiyle biraz didişmek durumunda kalacaksınız. Fikir ayrılığı var bir kere yani. Aynı fikirde olmadığınız bir kişiyle devamlı ağız dalaşı diyebilirim. Aynı yöne bakmamak, aynı konuları konuşmamak. Birbiriyle konuşmaktan da çok keyif almamak gibi bir süreciniz olabilir. Ama önünüzde açılan bir yol bu 40 gün içerisinde aslında şekilleniyor. Şöyle 40 günün sonunda da arkaya dönüp baktığınız zaman böyle eliniz sanki çamurlu hala daha. Böyle o çamurları böyle o tarafa doğru hani atar gibi görünüyorsunuz. Hani sizden kurtuldum, senden kurtuldum ya da iş ve para konularında böyle bir sıkıntınızdan kurtuldunuz. Bir kişinin de böyle diğer elinizde bir kafası var. Yani bir iş koparmışsınız aslında bir kişiyle alakalı siz burada. Böyle onlardan kurtulup yolunuza devam etmek, önünüze bakmak isteyeceksiniz. Bugün için sırtınıza hançerlenmiş görsellerde çıkıyorsunuz ve bu süreçte bu konularla alakalı mücadeleyle yalnız arkadaşlar hop diye olmayacak ciddi mücadeleniz var. Konuları arkanızda bırakacağınız, yeni bir başlangıç yapacağınız görselleri var. Kafanızda bir anahtar, bir yere bir para yatırım olarak kullanma, toplu bir para alma gibi durumlarda Haziran ayı için görünüyor. Ve rahatlama. Ayrıca diyorum ya çok kısmetli bir fal bugün. Devamlı iş ve para kapıları açılıyor. Küçük de olsa devamlı iş ve para kapıları yalnız hep bir kişi vasıtasıyla hani birisiyle ortaklaşa bir iş yapmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bir kişinin vasıtasıyla açılan bir kapı olarak düşünebilirsiniz. Birileri size yardım edecek. Bugünkü falımızda aslında o var. Birilerinin yardımıyla feraha çıkma görselleri var. Birilerinden el alacaksınız, destek alacaksınız ve aslında tüm konuları arkanızda bırakıp sanki böyle ellerinizi arkanıza bağlamışsınız böyle önünüze gider olarak görünüyorsunuz. Daha rahat, daha sakin, daha keyifli görünüyorsunuz. Kafanıza takılan, arkanızdan gelen insanlar da var yalnız sizin bu arada. Hani sanki böyle birilerine bırakıyorsunuz tamam ama
Hani işten çıkacaksınız da arkanızdan çıkışlar mı olacak? Sizi takip eden insanlar var çünkü. Hani siz ne yaparsanız onu yapmaya çalışacak iki kişi özellikle arkanızda sizi takip ediyor olarak görünüyor. İletişimin bol olduğu, yoğun telefon görüşmesi görselleri var. Hani bir şeyi halletmek için çabalayacaksınız ama sonuçları sizi mutlu edecek. Yani başınızın üstünde zaten hediye görseli var. Tabii bu Haziran sonu gibi görünüyor ama Temmuz da bile, yani Temmuz başı bile diyebilirim. Ama sanki böyle ellerinizle yönettiğiniz bir süreci böyle noktalandıracaksınız. Tamam diyeceksiniz, bu kadardır. Sonrasında da bu dedim ya, arkanızda iki kişi var. Sanki onlara böyle kollarınızı açmışsınız. Hani siz de gelin buraya der gibi çıkıyorsunuz. Hani güzel. Kendi işinizi çözeceksiniz. Bir de size güvenen ve inanan iki kişiyi de yanınıza çekeceksiniz diyebiliriz burada. Bunun dışında ne var? Bir kere daha şöyle geriden bir bakalım. Bir de şey var. Böyle bu 2-3 ay içerisinde iş ve para konularında kendisini çok bilir, her şeyi bilirim havasında olan bir kişiyle de mücadeleniz var. Çok bıdı bıdı camaya. Hani çok konuşan birisi bazen kafanızı şişirecek ama bununla birlikte bir şeyler yapmak zorunda kalacaksınız. Bıdı 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 içinizi yiyecekmiş gibi duruyor ne yazık ki. İlişkiler de Allah'a emanet. Niye böyle çıkmış bugün? Yani bir böyle suyun kenarında oturmuşsunuz, tek başınıza görünüyorsunuz. Sanki böyle bağdaş kurmuşsunuz, geçmişe bakıyorsunuz. Yaşamış olduklarınız sanki kafanızın üstünde böyle uzun 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 uzuyor uzuyor gidiyor. Tek başınıza hissediyorsunuz kendinizi bir kere. Ve sanki arkanızı döndüğünüz zaman arkanızda duran eş ya da sevginizin ciddi sorunları var. Onlara bulaşmak istemiyorsunuz sanki. Hani ben maneviyatımı, ben huzurumu bozmak istemiyorum, seninle uğraşmak istemiyorum dediğiniz birisi var sizin hayatınızda. Ve elleri öyle bir çamurlu ki, öyle bir sıkıntıyı yüklenmiş ki. Ya bir ortak işe girdi, ya birileriyle ortaklaşa bir şeyler yapıyor, birilerinin aklını dinliyor. Siz bu duruma kesinlikle karşısınız. Ama bu adam ya da bu kadın bu işe girecek, bu konuların içine girecek, hayatını rezil edecek. Yaklaşık olarak 1,5 ay ciddi bir sıkıntı çekecek. Siz kenarda bu sıkıntıyı izleyeceksiniz. Tabii ki içindesiniz ama onun kadar sıkıntılı değilsiniz. Öyle söyleyeyim. Kafası laftan anlamıyor. İkilemde kaldığı zaman inadına burnunun dikine gidiyor. Ve bir kişi onun eline böyle kocaman bir taş sıkıntı gibi böyle bir şeyi bırakacak onun eline. Görseller var. Dikkat diyeceğim ama bunun bu kişi yani benim kocam olsa ben uğraşmazdım bununla yani öyle söyleyeyim. Hiç laf dinlemeye niyeti yok çünkü gözü kararmış görsellerde çıkıyor. Bir hırsı var. Altında da 9 rakamı var bu kişinin. Hani böyle iyi niyetli düşünüyor. Öyle de söyleyeyim ama yani onun düşündüğü gibi olmayacak. Arada kalma, sıkışma, kontrol edememe gibi durumları söz konusu olabilir. Bir de burada bir şey var. Şimdi bir evlilik, bir nişan, bir söz, bohça. Yalnız burada sıkıntı var. Birileri bir şey karıştırıyor. Eğer bu ay değil ama önümüzdeki aya bir nişan gibi bir durum düşünüyorsanız o bohçada bir karartı var. Hani orada bir karışıklık yaşanacak, bir terslik yaşanacak. Hayrıma gider mi, hayırlı olur mu? Düşünceler bir ama orada bir kişi biraz fitne fesat, zorluk çıkartacak size. Hani bohçayı vermek istemiyor. Siz çekiliyorsunuz görselleri var. Hani böyle zorla yapılıyor sanki bir şeyler de size bunu ifade edecek bir şeyler yaşayabilirsiniz bir kişiyle. Bir de bugün de ilginç. Aldatılma görseli var arkadaşlar. Durumu da farkındasınız. Ve karşınızda eş ya da sevgilinizi gözünüzde küçültmüş çıkıyorsunuz. Aslında burada evli bir kişi görseli var. Aldatılıyorsunuz derken bile bile lades gibi bir durum var. Karşınızdaki kişi eğer evli bir insansa sorunları da var evet ama mümkün değil ayrılamaz. Ailesinden çok büyük bir baskı görür. Görselleri var. Siz de kafanızda iyi niyetli düşüne 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 sıkıntının içine girersiniz. Görselleri var. Zaten girmişsiniz ama sıkıntı daha çok yaşarsınız. Önünüzden de çekilmiyor. Ayrılmıyor da. Arkasında da aile sanki eşi bırakmak istemiyor. Böyle sıkışık bir süreç var. Bu süreçte çıkılabilecek nokta 9 ay. 9 ay sonunda hislerinizi bir kenara bırakıp yolunuza devam edeceksiniz.
Evet yani burada yapacak bir şey yok. Olur mu olmaz mı? Eğer niyetiniz oysa çok zor arkadaşlar. Hadi biraz daha söylemeye çalışayım. Sizde H ya da N harfi var. Karşı tarafta belli değil ama sizde bu harfler var. Karşı tarafın eşinde de F ya da E harfi var gene. Ama hayır gelmez. 9 aylık süresi var. O da siz iyi niyetlisiniz. Karşı taraf çok iyi niyetli değil. Sıkışıp kalmış yani. Kendine şey yok, mecali yok, öyle söyleyeyim. Oo, bakın bu balık var ya, bu balık. Haneye gelen para var arkadaşlar. Büyük para. Yanında da küçük bir para var. Valla eğer şey bekliyorsanız, miras, bir yerden para, bir ayınız var. Bir aya hanede para görselleri var. Mal satışı da var yalnız bu arada burada. Araba satışı. Yani bir şeyler satılıyor. Ya mal ya araba. Şu değişirse maldan çıkacağım, araba net diyeceğim ama. Deve yüküyle para var ya, net. Gelen bir para. Arabayla da taşınma var arkadaşlar burada. Bu da net. Yalnız siz atıyorum mesela öne gitmek istiyorsunuz. Eşyalar terse gidiyor. Çok da istemediğiniz bir yere taşınabilirsiniz. Bir ay gene net. Hadi bilemedin, 40 gün diyelim biz buna, para harcanıyor. Akabinde büyük para geliyor yalnız. Bereket açılışı var burada. Bir hastalık var. Biraz zorlar. Böyle bir ay uğraştırır, para harcatır görselleri var ama temiz. Onun haricinde aslında bakıyorum bakıyorum, siz de şöyle bir bakın. Şu diyeceksiniz ki şu ne? Sanki böyle bir kişiyi elinizde böyle doktora götürüyorsunuz gibi bir görsel bana kalırsa bu. Bir de arabanız varsa eğer, arabanızla alakalı bir küçük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arka tarafıyla ya da arka tekeriyle alakalı oraya bir para sıkışmış görseli var. Bunun dışında şu paralar çok hoşuma gitti. Onlar gayet güzel paralar. Haneye gelecek, bereket demek. Ya da paranızın bereketini göreceksiniz bir ay içi, yani bir aydan sonra paranızın bereketini görmeye başlayacaksınız. Evinizde bolluk bereketi artacak. Hani hiç para gelmedi diyelim ki, bolluk bereketiniz artacak demek. O da güzel bir şey. Küçük paralar da harcanıyor ama onları da artık söylemeyelim. Zaten her çıkışımız para oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben gördüklerimi sizlere iletmeye çalıştım. Güzel olanlar önünüze ışık tutsun. Hayrınıza olsun. Güzellikler önünüze düşsün düşsün, böyle görün onları, bulun. Bazen önümüze düşen hayırları da göremeyiz ya. Göstersin yani Rabbim bize diyorum. Huzurumuz olsun, keyfimiz ve saatimiz olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her bir beğenim, yani beğeniyorum, geçiyorum gibi düşünmeyin. Çok mutlu oluyorum, çok keyif alıyorum. Ne diyorsanız onun 10 katını size böyle geri gönderiyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.